Değerli basın mensupları. Sözlerime Japonya'da ev sahibi takımı yenerek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımızı kutlayarak başlamak istiyorum. Filenin Sultanlarının Olimpiyatlarda da ülke olarak göğsümüzü kabartacaklarına, yeni başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyoruz. Yine Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda sporcularımız aldıkları madalyalarla bizleri gururlandırdı. Her birini ayrı ayrı kutluyoruz. Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzun gündeminde son iki yıldır hükümetin faiz konusunda bel kıran dönüşlerinin ekonomiye etkisi, milletimizi ezen enflasyon ve işsizlik, hayat pahalılığı ve açlık, hükümetin sürekli oyalayıp enflasyon canavarına yem ettiği emeklilerimiz, Borcu borçla çevirerek günü kurtarmaya çalışan vatandaşlarımızın kredi ve kredi kartı faizlerinin artmasıyla yaşadığı sıkıntılar, ülkemizin sessiz istilası anlamına gelen sığınmacı meselesi, hükümetin ülkeyi yönetememesinin sebep olduğu çürüme vardı. Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda ayrıca Karabağ'daki gelişmeleri de dikkatle değerlendirdik. Türkiye ve Azerbaycan aynı anda çarpan tek yürektir. Uluslararası hukuka göre Karabağ'da Azerbaycan emek, egemenliği meşrudur. Azerbaycan'ın bu süreçte sivillere zarar gelmemesi için gösterdiği özen ve barışı tesis etmeye yönelik söylemleri takdire şayandır. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği terörle mücadele operasyonunun bölge barışına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu mücadelede şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli basın mensupları Siyasetçiler, yöneticiler hep birkaç adım sonrasını düşünmek zorundadır. Vatandaştan yetki alanların, insanların umutlu, mutlu, huzur içinde yaşadığı bir ülke için en iyisini yapma mecburiyeti vardır. Hiçbir millet umutsuzluk içinde yaşayamaz. Umutsuz to umutsuzluk toplumları çürütür. Yönetenler günü birlik politikalarla hamaset dolu sözlerle yarının sorumluluğundan kaçamazlar. Maalesef ülkemiz tam da böyle bir anlayışın elinde yönetilmemektedir, çürümektedir. Erdoğan'ın burnunun dikine giderek ilk faiz indirimini yapmasının üzerinden tam iki yıl geçti. Mayıs ayındaki seçimlerin ardından çakma ekonomist çark etti. Hem de ne çarkı? ekonomiyi daha önce dolandırıcı ilan ettiği bakanla Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal ettiği Merkez Bankası Başkanı'na bıraktı. Onlar da Erdoğan'ın izli, onların da ilk işi Erdoğan'ın izlediği politikaları irrasyonel ilan etmek oldu. Seçimden önce yüzde sekiz buçuk olan politika faizini üç ayda dörde katladılar. Erdoğan'ın faiz macerası arkasında devasa bir enkaz bıraktı. Daha 3 yıl önce %19 olan politika faizi şimdi %30. 8 lira 65 kuruş olan 1 doların değeri şimdi 27 lira 20 kuruş. %19 olan enflasyon şu anda %50. Dahası Erdoğan seçim öncesinde yıl sonunda %20'ler seviyesinde olacak dediği millete söz verdiği enflasyonun yıl sonunda %65 olacağını da orta vadeli programda kabul etti. Ancak bu tablonun müsebbibi Erdoğan yurt dışına çıkınca Amerika Birleşik Devletleri'nde yine sorumluluktan kaçmaya başladı. Enflasyonun dünyanın sorunu olduğunu anlattı. Tabii Türkiye'nin neden enflasyonun şampiyonlar liginde dünyada ilk beş ülkeden biri olduğunu anlatmadı. Bizdeki aylık enflasyonun neden 140 ülkenin, dünyadaki 140 ülkenin enflasyon, yıllık enflasyonundan daha fazla olduğunu, bunun kimin eseri olduğunu da açıklamadı. Dünyada gıda fiyatları düşerken, bizde neden sürekli arttığından, gıda enflasyonunda neden dünya dördüncüsü olduğumuzdan, ülkemizde yaşanan çocuk açlığından hiç söz etmedi. Kendi politik hataları nedeniyle Türkiye'nin, nasıl dünya sefalet endeksinde ilk 40'a giren tek OECD üyesi ülke haline geldiğini, ülkeyi sefalet endeksinde Sudan ile Surinam arasına nasıl sıkıştırdığını da anlatmadı. Bu verimli topraklarda, bu genç nüfusumuzda G20 ülkeleri arasında Arjantin'le birlikte neden sefalet şampiyonu olduğumuzdan ise hiç söz etmedi. Herkes biliyor. Bizdeki enflasyon dünyadan falan değil. Tamamı Erdoğan'dan. Erdoğan'ın ev yapımı krizi yüzünden. Şimdi Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni vitriniyle birlikte 2024'ün ilk çeyreğinde enflasyonu düşüreceklerini anlatıyor. Beyefendi 2023'ü gözden çıkarmış. Önümüzdeki yıla randevu veriyor. Onu da göreceğiz. Arkadaşlarının başarılı olacaklarını da söyleyerek sorumluluğu onlara yıkıyor yeni çarklara ve kaçışlara zemin hazırlıyor. Değerli basın mensupları, saray ve şurekası ekonominin ayarları öyle bir oynadılar ki artık ekonomi ayar tutmuyor. Faizlerin seçimden sonra dörde katlanmasına, Merkez Bankası'nın arka kapısından döviz satışının sürmesine rağmen paramız pul olmaya, enflasyon azmaya devam ediyor. Merkez Bankası hafta içinde politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltti. Böylece seçimlerden sonra politika faizi toplamda 21 buçuk puan birden arttı. Merkez Bankası'nın kısa vadeli faiz haddinin yüzde 30'lara çıktığını en son 2003 yılının Ekim ayında görmüştük. Yani tam 20 yıl önce görmüştük. Merkez Bankası'nın piyasaya borç verme faizi yüzde 31 iken İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu yüzde 20 3'tü. Dolar kuru da o gün 1 lira 40 kuruştu. Bugün Merkez Bankası'nın politika faizi yine yüzde 30. Ama gerçekleşen ithal enflasyonu yüzde 74, 1 dolar da 27 lira 20 kuruş. Bu işlerin nasıl raydan çıktığını açık seçik ortaya koyuyor bu kadar faiz arttırıyorlar. Dolar da enflasyonda artık tınmıyor. Bunun sarayın güven vermeyen siyasetinden kaynaklandığının tüm dünya farkında. Erdoğan daha önce Mayıs ayındaki seçimden hemen önce. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyonda faizle beraber düşecek diyordu. Sonuç Sonuç tam tersi oldu. Faiz de uçtu, enflasyon da uçtu. Tarihimizde ilk kez devletin iç borcu için ileride ödeyeceği faiz borcun ana parasını aştı. Bütçenin faiz giderleri şaha kalktı. 1975-2002 döneminde bütçeden her gün yapılan faiz ödemesi yaklaşık 24,5 milyon dolardı. 2003 2023 döneminde söz konusu ödeme 73 milyon dolara çıktı. Son Cumhurbaşkanının imzasıyla yayınlanan orta vadeli programa göre ise 2024-2026 döneminde devletin bütçesinden her gün yapılacak faiz ödemesi yaklaşık 113 milyon dolar olacak. Milletin bankaları olan borcunun artan faiz yükü yetmedi Şimdi bir de millete bütçenin faiz yükünü taşıtacaklar. Bunu ödemek için milletimiz önümüzdeki üç yılda daha çok çalışacak. Daha çok vergi ödeyecek. Atalarımız ne güzel söylemiş. Hilekardan yumurta alan içinde sarısını bulamaz. Değerli basın mensupları, milletin gelirine enflasyonla pul eden hükümet, şimdi milletin kredilerini kesme, kredi kartlarına sınır getirme hazırlığında. Diğer taraftan son faiz kararından sonra ihtiyaç kredilerinin faizleri yüzde altmışa dayanmış vaziyette. Kredi kartı gecikme faizleri de başına alıp gitmiş durumda. Borcu borçla çeviren vatandaşlarımız için hayatın giderek zorlaşacağı bir dönem başlıyor. Nitekim ilk 9 ayda icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60'a yakın artmış. 10 milyonun üzerine çıkmış. İlk 8 ayda 95 bin çeke karşılıksız işlemi yapılmış. Karşılıksız çek tutarı yüzde 163 artışla 31 milyar 400 milyon liraya yükselmiş. Uluslararası Para Fonu bile Türkiye ile ilgili son dördüncü madde gözden geçirme raporunda yüksek enflasyonla artan konut ve gıda harcamalarının dar ve sabit gelirle çalışanların boğazını nasıl sıktığını anlatıyor. Ülkede çalışanların yarısından fazlası açlık sınırının altındaki asgari ücret ya da civarında bir ücrete talim ediyor. Çalışmayan aç, çalışan da aç. Millet sadece yoklukla değil açlıkla da sınanıyor. Diğer taraftan elinde biraz parası olan da eriyip gitmesin diye borsaya yöneliyor. Olmayacak hisseler, olmayacak fiyatlara çıkıyor. Hükümetin kerameti kendinden menkul sözde alimleri de borsaya yatırım yapın fetvaları veriyor. Yarın öbür gün buraya para yatıranların dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmaları ve bir kere daha piyasanın köpek balıklarına yem edilmeleri eğer tedbir alınmazsa kaçınılmaz.